La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Hureyre radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den toprağın üstünden toprağın altına doğru akacak olan amelleri sıralıyor. Diyor ki ben Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan şöyle işittim. İnsan ölünce amelleri kesilir. Ancak şu üç şey müstesnadır. Diyor ki sadakatın cariye. Yani kesintisiz hayır, devamlı iyilik. اَوْ اِلْمٍ يَنْتَفَعُوا بِهِ kendisinden istifade edilen ilim. اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوا لَهُ arkasından dua edecek salih evlat. Allahu Ekber. Resulullah aleyhissalatu vesselam toprağın üzerine ümmete bahşedilecek üç eserden bahsediyor. Birincisi sadaka-i cariye. Yani kesintisiz iyilik. Bazı muhaddisler, yani günümüz muhaddisleri sadaka-i cariyeden bahsederken kurumsal hayır diye bahsetmişler. Kurumsal iyilik. Ne demek bu? Alimlerin, abidlerin, muttakilerin yetişmesi için medreseler açmak. Sadaka-i cariyedir. Hafızların yetişmesi için Kur'an kursları açmak. Susuzların ciğerleri sulansın diye çeşmeler ve kuyular yapmak. Fakirler, muhtaçlar barınsın diye hanlar yapmak. Evet, bunlar kardeşler toprağın üzerine inşa edilen binalardır. Dalları göğe doğru uzanır ama kökü toprakta sana doğru uzanır aziz dostum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği ilk günde Medine ehli içerisinde susuzluğun, su bulamayışın farkına varıyor. Bunu gözlemliyor. Ve Ravme kuyusu sahibi iki rivayet var. Birincisi bir Arap Müslümana ait, yani Medine ehlinden bir Müslümana ait. İkinci rivayette Medineli bir Yahudi'ye ait diyorlar. Ravme kuyusu. Allah Resulü aleyhisselam gidiyor bu kuyuyu satın almaya. Demek ki hadisin sonunda belki bunu anlayacağız ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu adama az bir bedel teklif ediyor. Adam Resulullah aleyhissalatu vesselamın bu teklifini şu sözlerle reddediyor. Diyor ki ey Allah'ın elçisi, benim aile efradıma gelir olarak sunacağım tek bu kuyu vardır. Bundan dolayı teklifini kabul edemem. Resulullah aleyhissalatu vesselam bu sözleri işittikten sonra biri Nesai'de, biri de Müslim'de geçen iki tane hadis söyler bu kuyuyla alakalı. Ve der ki kim Ravme kuyusunu satın alırsa, kim Ravme kuyusunu satın alırsa ondan çekilen her bir kova su için cennette hazırlanan büyük mükafat vardır. Allahu Ekber. Kim Ravme kuyusunu satın alırsa. İkinci hadis. Diyor ki kim Ravme kuyusunu kazarsa. Hani tevil edelim hadisi. Ravme kuyusuna alternatif bir kuyu açarsa onun diyor yeri cennettir. Resulullah Aleyhisselam'ın bu dudakları arasından çıkan sözü Osman radıyallahu anh işitir. Soluğu hemen kuyunun sahibinin yanında alır. 35 bin dirhem. 35 bin dirhem karşılığında Ravme kuyusunu ümmetin ciğerlerine hediye eder. Şimdi aziz dostlar, İslam ümmet adına, insanlık adına yapılan işleri teşvik eder ve karşılığında sınırsız ecirleri verir.